biz bu pazartesi günü size bu emlak işleri nedir, bu arazi durumları nedir, ne oluyor Kuzey Kıbrıs'ta, o Beşparmak Dağları'nın kuzey yamaçlarında deniz görecek şekilde yüzlerce binlerce toplu konut patlaması ne oluyor, bizi nereye götürecek, ne bekliyor bizi, niye 2004'e benzer bir patlamayla karşı karşıyayız, bütün bunları en iyi bilenlerden öğrenmek istedik. Bu yüzden ciddi bir emlak şirketinin direktörü, Bora Emlak'ın direktörü Sayın Aykut Masar'la bu programımızda konuşmak istiyoruz. Aykut Bey, hoş geldiniz. Hoş buldunuz. Efendim, şimdi Kıbrıs'ın kuzeyinde siz 20 yıldan fazladır emlakçılık yapıyorsunuz. Kendi mesleğinizden ötürü zaten yapsatçılık da yapıyorsunuz. Buna benzer işler. Evet. Yanlış söylemiyorum değil mi? Tabii, doğru. Bütün bunlardan dolayı bir bilgi birikimi var. Şirketin son derecede profesyonel. Bunu ben biliyorum ve söylemiş olayım. Bütün bunlarla ilgili sizin bilgilerinizden de yararlanmak istiyoruz. Ne oluyor özellikle Girne'de son zamanlarda olanı lütfen bana söyler misiniz? Yani özetle toparlayacak olursak, Girne adanın en güzel yeri. Yani sadece Kuzey Kıbrıs'ın değil, aslında adanın en güzel yeri. Çünkü dağla denizin buluştuğu bir nokta. Sadece bu değil, başkent Lefkoşa'ya en yakın deniz temaslı bölge. Özellikle kuzeyden, Türkiye'den gelen otel yatırımlarının, kumarhane yatırımlarının ağırlıkta toplandığı bölge. Oraya gelen turistler beğeniyor, talep ediyor. İşte burası çok güzel, bir yer alayım, yatırım yapayım, kiralayım, emekliliğimi burada geçireyim şeklinde çok ciddi talep var ve bu zaman geçtikçe artıyor. Bu talep sizin de hissedeceğiniz oranda mıdır? Yani özellikle siz dokunuyorsunuz memleketin emlakına, bu işlerin içindesiniz. Dolayısıyla sizden öğrenmek istiyorum. Yani gerçekten normal son 3-5 yıldan sonra en yukarılarda bir yerlerde miyiz bu talep bakımından? Yoksa normal gidiyordu da biz mi abartıyoruz? 2002-2008 dönemi kadar hareketli değil, açık konuşmak lazım. 2008'den sonra bu global emlak kriziyle birlikte, bütün dünyada yaygın olarak yaşanan global emlak kriziyle birlikte bir yavaşlama oldu. 2008-2013 daha yavaş, daha dengeli giden bir dönem oldu. 2014 itibariyle özellikle Girne bölgesinde bir hareket başladı. Biraz daha Girne bölgesindeki çarpık emirname veya emirnamenin sunduğu, altı tam doldurulamamış, bilimsel çerçeveye oturtamamış emirnamenin verdiği işte 30 kattı, ilk sonra 10 kata çektiler. Sonra bu 10 katın işte daha düşük katlara indirgeneceği, bu hakların elden gideceği şeklinde endişeler yaratıldı, paylaşıldı. Bu süreç insanları işte bir an önce kendi arsama bir proje yapayım veya bir arsa alayım, üstüne bir proje yapayım, hak sahibi olayım, bu menfaat zincirinden ben de yararlanayım şeklinde bir rüzgar estirdi. Ve şimdi bu rüzgarın devamını, tabii pazara arz verilince talebin altı da doldurulmaya çalışılıyor. Talep de var. İkisi birlikte şimdilik dengeli bir şekilde gidiyor. Fiyatlar da yükselmeye devam ediyor. Demek ki talep biraz daha ağırlıklı devam ediyor. Yani arazi, arsa ve emlak fiyatları yükseliyor mu? Yükselişte mi? Evet. Özellikle Girne bölgesinde 3 yıl öncesine göre 1'e 3 oranında arsa fiyatlarında artış var. Aman Allah. Daire fiyatlarında da %50'ye yakın artış var diyebilirim. Yani 3 sene evvel 30 lira olan bir daire şimdi 45 lira mı? 1'e 1,5. Evet. Evet. Yani oradaki insanların emlağı ya da konutu değerlenmiştir. Evet. Lefkoşa bakımından bunu söyleyebilir miyiz? Lefkoşa bölgesinde şimdilik %10-15'lere varan oranda bir artış var. Ama her yerde genel bir artış var diyorsunuz.